Kara kılçılar üretmeye devam ediyoruz. Erkeğimiz efsane tarazın torunu olur. Karayı. Dişimizde Karayinci. Dişimizi canlı görseniz erkekten büyük, çok kalın, çok kurtçu, çok da sert bir dişimiz. Şu an üretmeye devam ediyorum en iyi şekilde. Soy tarifini yaparak. Erkeğimizin ilk çiftleşmesi olacak Karayinin. Bir tarafı da anne tarafından da Mara. Anne tarafı da çok kurtçu bir dişi. İki tarafında çok kurtçu köpeklerimiz. Hem yüksek boyda, hem kara kırçıl, hem de kurtçu, sert köpek de üretmeye devam ediyoruz. İşte yıllarca emek veriyoruz. Emeklerimizin karşılığında üreterek almaya devam ediyoruz. İyi köpek nasıl üretilir? Aynı bu şekilde iyi köpeklere sahip olarak, boy secere takip ederek kaliteli köpek de üretilir. Ve üretmeye devam ediyoruz. Şu an bugün bu 4. eşleşmemiz. Her eşleşmemizde rezervasyonlarımız yapılıyor. Yavru olacak arkadaşları da doğmadan önce ayırtıyorlar. Biz de yavrularını teslim ediyoruz. Gel kızım. Gel. Evet, dişimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kalın, çok da yüksek, çok da açık. Burada duruyor, dişi kafeslerden dışarıya çıkıyor, tırmanıyor. Çiftleşene kadar beklemek zorundayım. Karay biraz acemi şu an. Şöyle yapalım. Bu şekilde üretim nasıl yapılır göstermek istedim. Devam ediyoruz. Şu an kuru yapıyorlar tabi haliyle. Oyun zamanında birbirlerine alışıyorlar. İlk başta bıraktığımda biraz kavga eder gibi oldular. Dişi çok sert bir diş olduğu için erkeğe ilk bıraktığımızda her zaman erkekle kavga etmek istiyor. Eğer erkek baskın gelirse dişiye, o zaman dişi onunla çiftleşmeyi kabul ediyor. Çok farklı bir yapıya sahip bir dişimiz. Genelde bir erkek doğum yapıyor. Şu an 3 tane oğlu var büyüttüğüm damızlık olarak. Şimdi de karayla eşleştirerek yavrulanacağız. Dişimizin kuyruğunun ucu kesik. Sağ olsun Afgan çoban yavruyken kuyruğunu kesmiş. Afganistan'da köpeklerin kuyrukları kesik oldukları için kuyrukta bozukluk var. Yani kestiği için ucunu. Görüntü olarak pek hoş durmuyor ama tabi dişinin her yeri mükemmel bir şey. Değil mi kardeşim? Aynen. Sen de kamerayı çekiyorsun. Görüyorsun. Hayalimiz daha kuyruğu simit, kara kırçıl, kalın, yüksek köpekler üretmeye çalışmak. Mesela erkeğimiz açık, biraz ince, dişi kalın. Bunları birleştirerek yavruların daha toplu, daha iyi olmalarını sağlayacağız. Yani her köpeği her dişiyle eşleştirmiyoruz. Erkeğin açığını dişiyle, dişinin açığını erkekle kapatarak daha düzgün, daha fiziksel, daha gösterişli, daha sağlam köpek üretmeye çalışıyoruz. Her dişiyi her erkeğe atmıyoruz, takip ediyoruz. Daha önce nasıl yavru verdi, onun atasına nasıl bir soy takip ediyoruz. Onları takip ederek bu şekilde köpekleri üretmeye çalışıyoruz. Yani bu da bayağı bir tecrübe gerektiriyor. Yani köpeklerin ilk başta soy ağacını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dişi nasıl yavru veriyor, bakımı nasıl? Bunları takibi çok önemli. Bu şekilde daha iyi köpekler üretiyoruz. Yıllardır olduğu gibi. Şu an 100 tane damızlık köpeğimiz mevcut. Mesela şu an galiba oldu gibi geliyor. İlk eşleşmesi erkeğimiz maşallah ve olmamış. Bir daha hissedir olarak. Şu an mesela çiftleşme dediğimizde birleşme olması gerekiyor tamamen çiftleşmenin gerçekleşebilmesi için. Bir 10-15 dakika sonra tekrardan çiftleşmeye hazır olacaklar. Erkek biraz daha uğraşması gerekiyor. Boş uğraşmışlar, artık yapamayız. Evet arkadaşlar, işte bu şekilde bir üretim nasıl yapılıyor onları anlatmak istedim. Böyle bir ilk defa bir videomuz oldu. Köpeği de göstermiş olduk. Hem dişimizi hem erkeğimizi sizlere anlatmış olduk.
görüş ve düşüncelerinizi yorumlara atarak bizlerle paylaşabilirsiniz YouTube'daki videolarımıza. Bizler de sizlere en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız. Mesela köpek, deri köpek besliyorsanız bizim her yerini söküyorlar. Bunu buradan sökmüşler. Mesela bu dişimiz, yandaki dişimiz de mirciğin kızı olur. Kurt boğa mirciğin kızı olur. Ve babası tam 5 tane kurt boğa mırciğin. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Üzüm getirdim. Üzüm ne yapmışsınız? Üzüm. Ne üzüm abi? Üzüm yok. Üzüm. Tam oraya koyduğunuz kadar. İsyanlarına hiç dokunmadım. Tamam. Beyazlardan bir ufak üzüm bıraktım. Bitti mi üzüm toplamak? İsyanlarına hiç dokunmadım. Oraya koyun mu kofayı? Tamam, oraya ben alırım oradan. Tamam, içerim mi bu şeye mi? Kanepenin üstüne koy ver abi, oradan alırız. Tamam. Oradan alırız. Abi bunu anlatıyordum. Bu da Mirce'nin kızı olur. Kendi sürümüzde büyüttük. Sağlık olarak. Başka köpeklerden fazla anlaşmadıkları için çok sert bir yapıya sahipler. Diğer dişlerde sorun çıkarıyor. Hep kavga halinde olduğu için. Onu getirdik tekrardan. Damızlığa ayırdık. Gel. Hepsinin ayrı bir karakter özellikleri var. Yani bunlar erkeğe de dişisi de hiçbir köpeği kabul etmiyor. Bunlar ayrı bir kangal. Yani en insanı yıldırırlardı aslında. O kadar çok sert. Yani geçinmeler mümkün değil. Yani başka bir ırktan kardeş olmasalar bile yani anlaşamıyorlar hiçbir köpek. Öyle bir sert bir yapılar var. Her tarafları yara verişle eksik olmazlar. Yapıları çok sert. İki kardeşi bir yerde büyütsek bile dişi erkek hep problem olur. Yani anlaşamıyorlar. Bunlar hepsi tek olacak. Dişisi de erkeğe de kabul etmiyor ya. Çok değişik köpekler. Sürüdeki Güney'in kardeşi olur. Onun bir kardeşi var burada. Yavruyken sürüde ayağı kırıldı. Plate falan da taktırdık ama sakat şu an. Ve bakıyoruz. İleride damızlık olarak dişleri eşleştirmeye çalışıyoruz. 1,5 yıl önce ayağı kırıldıydı. Yani topal hayvan. Biz ona bakıyoruz. Yani. Hepsi ayrı. Her köpeğin ayrı bir yapısı, ayrı bir karakteri var. Sana sormak istediğin var mı dostum? Yani diyecek bir şey yok. Şu, sen bana soru soruyorsun ya, burada sor cevaplar. Şu dişinin bu kadar büyük olmasının sebebi ya, erkekten şimdi, bile büyük. Bak, köpek ırkı nasıl biliyor musun dostum? Şimdi mesela bu dişinin yavrusu, örnek vereyim, normal çıkabilir. Yani bundan biraz, ama bunun yavrusu her zaman büyük çıkar. Şimdi hani diyoruz ya, hep soy takibi. Mesela şurada bir dişi var ya, çekebilirsen. Bir dişi var ya mesela. Hah, o dişi. O dişi var ya, şu an 60 santim belki, yok 55-60 santim. Evet. Onun babası Ares. Onun babası da Karagücüklü Tommy. Dedesi 2005 Kangal birincisi. Bir köpek. O dişi mesela yavruyken rahatsızlandı. Bir arkadaşa verdim. Geriye aldım. Bakamamışlar. Ondan sonra hatta dil yapışıklığı da vardı. Fark edememiş. Kesmemiş de. Köpek bakımsız büyümüş. Tabii ben getirdiğimde 3-4 aylıkta getirdik. Tekrardan baktık, hayata döndürdük, büyüttük. Kendi fazla büyümedi, yanık olduğu için. Ama mesela onun 85 santim altı yavrusu çıkmıyor. Hmm. İşte soy burada devreye giriyor. Evet. Yani dışarıdan çok büyük bir köpek olabilir ama yavru vermez. Kendi çok iyi gösterişidir, kurda gitmez. Yani bunlar tamamen hepsi genetik özelliğe sahip olması gerekiyor köpeklerin. İyi olabilmesi için. Yani atası, ecdadı belli olmayan köpekler her zaman sürprizdir. Yani ondan ne çıkacağını hiçbir zaman bilemezsin. O zaman bu çiftleşmeden çok güzel bir kara kırçıl çıkar diyebilir miyiz? Mesela burada hayal ne? Ya böyle 85 santim kara kırçıl sert yapıda kaliteli köpekler çıkar. Çünkü dişimizin yavruları çok iri çıkıyor. Erkeğimizin soydayı mesela bunun dedesi Talaz'dı. 87 santim vardı, rahmetli oldu. Ondan sonra hatta spermden de aldım, dondurdum. Yani o kadar çok kıymetli bir köpeğin torunu. Irkı iri. Mesela anne tarafı biraz kurtçu ama biraz ufak olduğu için erkeğimiz mesela çok 90 santime yakın bir erkek olmadı. Ama bundan çıkacaklar. Aynı böyle bir dişlere eşleştirdiğimiz zaman daha iri, daha gösterişli köpekler üretmek. Şimdi neden iri? Çünkü her zaman güç. Yani bir 60 santimlik bir kangalla bir 85 santimlik kangal bir değil. Evet. Ya tamam, kangal olacak ama biraz da iri, gösterişli, güçlü köpek olacak yani sonuçta. Yoksa üretelim,
Yani saf kan dedikleri var böyle 65, 50 santim, 55 santim köpek çok piyasada. Yani bana pedava versen benim burada iş yok. Bana hitap etmiyor. Şimdi bana hitap etmeyen hiçbir köpeği ben üretmem. Benim bizden alan yavrular yani ben kendime göre aslında köpek üretiyorum. Niye ben bu dişiyi aldım bunun yanına koydum getirdim. Köpek mi yok? Var. Ama ben mesela bundan bir kafamda bir proje kuruyorum. Böyle böyle yavru çıkartıyorum. Kendime büyütüyorum. Damızlık yaparım. Ha isteyen olursa da veriyoruz. Elimizde yavru alıp da satırık diye gezmiyoruz yani. Bu zamana kadar gezmedik. Demek istediğim o. İlk önce köpek bana hitap edecek. Gösterişi, boyu, posu, sertliği. Şu köpeği dışarıya çıkarayım. 100 tane kafesi gezdireyim. 100 tane kafese birden saldır. O kadar cesur. Yani yürek var köpekte. Yani yürek olmadıktan sonra büyük olsa da bir anlamı yok. İlk önce köpeğin yürek, cesaret, kutu, hepsi kanında mevcut olacak. Sonra ona göre eşleştireceksin. Ben bu tarzda köpekleri çok seviyorum. Ve bu şekilde üretiyorum. Daha bunun kulağını kestiğim yavruları gördüm. İşte bunlar da kara kırçı, yani dana gibi yavrular. Evet. Merak işte. Ya şimdi oturacak, düşünecek. Nasıl yavru çıkacak? Tabii eşliyoruz. Tutacak mı, tutacak, yavruya bakacak mı? Hastalanacak mı? Tabii onlar ayrı bir süreç. Evet. İlk önce biz ilk süreci bu şekilde atlatacağız. Sonra devamına bakacağız. Abi ben at aldım mesela. Babası efsane turbolu mu oldu? Turbo. Niye? Atla da itle de soy gerektiği bir atasözü var. Yani boşa söylememişler. Biz hepsini, soylusunu besliyoruz, üretiyoruz ve isteyenlere de veriyoruz. Mesela şu dişiyi çeksene. Mesela bu dişi kangalla bir alakası yok. Bu açın kardeşi Ceza'nın kızı. Bak tip olarak köpek kangala benziyor değil mi? Evet. Ama bu köpeğin kangalla bir alakası yok. Şimdi ben bunu mesela kangal diye paylaşsam herkes hani bak ağzı yüzü ağarmaya başladı. Yani iyice kangal. Ama köpek kangalla bir alakası yok. Anası da kangal değil babası da kangal değil. Ama ırkında kangallık var ama tip olarak kangala benziyor. Mesela bu köpekten kangal köpeği çıkmaz. Dudaklı, elli ayaklı köpekler çıkıyor. Evet. Ama tip olarak kangala benziyor. Yani hep tipi kangala benzeyen köpekte kangal değil. Şu köpeği mesela birine versek kangal diye. Kangala eşleşmeye çalışırsa, eşleştiyse bu. Kangal yavrusu satsa yavrular 3-4 ay sonra böyle dudaklı sarkacak. Yani ırkında kangallık yok köpeğin. Ha, tip olarak benzeyebilir ayrı mesela ama bu köpeğin mesela kangal değil. Ama bunu dışarıdan bakınca ayırt etme şansımız var mı? Sen bunun soyunu bildiğin için ayırt söylüyorsun. Ayırt edemezsin zaten. Ben bunun aynen. Soyunu biliyorum. Ben kapımda doğdum. Yani en iyi kangaldan anlayan bile bunu ayırt edemez. Bilemezsin köpek kangal. Kangal benziyor. Evet. Tamam. Safa saf değil. Sen biraz kusur arabilirsin kafasında gönlünde ama. Yani %80 kangala benziyor köpek. Evet. Ama kangal değil. İşte ona göre böyle. Yani demek istediğim şu, köpekleri tipine göre millet şey yapıyor işte, şu safın saf, kangal kangal öyle olmuyor işte. Yani köpeğin soyunu bilecek. Dışarıdan kangala benzeyen bir tane köpeğe gittik, dağdan bayadan aldık geldik. Öbür dağdan bayadan aldık bir köpek geldik. Hadi bunları eşledik kangal diye. Bunların atasını bilmiyoruz, ecdadını bilmiyoruz. Çıkan yavrulara malak olmayacağı, Anadolu çoban köpeği olmayacağı ne bilir. O köpeğe bile çıkabilir. Çünkü ne biliyorsun onun ebesini, dedesini. Anlatabiliyor muyum? Demek istediğim şu, önce köpeğe soyunu bilecek. Ondan sonra ona göre üretecek. Aa şu köpek mesela. Bunun oğlu Amerika'ya gitti. 4 aylık bu kadar olmuş. Niye öyle oluyor? Şimdi biz 100 tane köpeğe bakıyoruz. Adam alaya götürüyor. Bir köpeğe bakıyor. En iyi mamayı yediriyor. Biz burada yalan köpeğe bakıyoruz. Vallahi köpek işi öyle yani. Uğraş 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 uğraş. Öyle. Senin var mı sormak istediğin? Sen sor, ben sana cevaplayacağım. Yani şu an... Konuştur beni. Bilgilerimi aktarayım insanlara. Yani şu an aklımıza gelen pek bir şey yok abi. Tamam, aklına gelen bir şey yoksa videoyu da kapatalım. Bayağı